İnhar emri neyi ifade eder? İnhar fiil emridir, eylem emridir. Resulün örnekliği ve sahabenin uygulaması bunun her mümine kurban kesmeyi farz kılan bir emir olmadığı yönünde. Geleceğiz açıklamasına. Yani Allah Resulü kurban kesmeyi bir farz, bir farize olarak gördüğüne dair hiçbir işaret yok. Etrafındaki müminlere namaza davrandığı gibi, oruca davrandığı gibi kurbana da davranmamış. Böyle bir emir vermemiş. Etrafındaki insanlar da böyle anlamamış. Bu önemli mi? Çok önemli. Yani Allah Resulü'nden ve ilk nesilden bağımsız bir din olmaz. Dini yorum da olmaz. Dinin ayaklarını kesmenin alemi yok. En azından ben bu görüşteyim. Allah Resulü'nün bir konudaki uygulamasını hesaba katmamak, dikkate almamak diye bir şey benim defterimde yoktur. Ama ne gariptir ki bu memlekette onunla suçlanıyorum. Kurbana bir farz olarak bakar, böyle yorumda bulunursanız, Allah Resulü'nün ve ilk neslin uygulamasını ve anlayışını torlayıp toplayıp torbanın içine doldurmuş ve ağzında bağlamış olursunuz diye düşünüyorum. Burada emir kurban kes değil. Kestiğin zaman Rabbin için kes emridir. Yani kurbanda tevhid. Kurbanda tevhid. Bu bir tevhid emridir yani. Bu bir ritüel emri değil, ibadet emri değil. Bu bir tevhid emridir. Tevhid nedir burada? Kurbanı bir başkası için kesme. Kurbanı şunun bunun için kesme. Kurbanı işte o gün putun için, bugün sevdiğin için, dün şeyhin için, yarın bir başkası için kesme. Eğer bir şeye kurban diyeceksen, onu sadece ve sadece Allah için kes demek bir tevhid emridir. Venhar müphemi, ki buna müphem denir, kapalılık demektir. Kestiğin bir hayvanı zevkine, av çılgınlığı, keyfine, atış talimi için değil, Rabbin için kes demektir.